Halk arasında mülkiyet yasası olarak bilinen yeni kentsel dönüşüm yasasında büyük risk mülkiyet hakkı tartışmaları büyüyor. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. Deprem nedeniyle riskli alanların dönüştürülme sürecini hızlandırma iddiasıyla gündeme gelen ve mecliste kabul edilen kentsel dönüşüm yasasındaki değişiklikler, meclisten geçerek yürürlüğe giren mülkiyet yasası ile ilgili Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu, Şimşek, Kütahya Mimarlar Odası Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Yeni kentsel dönüşüm yasasında büyük risk olduğunu ifade eden Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu, Şimşek, mülkiyet hakkı tartışmalarının büyümesine neden olacağını, Mimarlar Odası Genel Merkezi mülkiyet yasasına itirazını yaptığını söyledi. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu, Şimşek, Kütahya'da yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. TUMOP Mimarlar Odası olarak genel bir tepki verildi konuyla ilgili. Mülkiyet yasası şu an kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında istenilen herhangi bir yeri, herhangi bir mülkün olduğu parseli aslında devletin rezerv alanı olarak ilan edebilme hakkı var. Yani bu yasa bunu sağlıyor. Şimdi baktığımızda hani doğrudan bu işe tamamen yanlış demek yerine aslında bu işte neleri artıya çevirebiliriz veya ne artı ne eksi iyi değerlendirmek lazım. Neden? Çünkü bir kere kentsel yapı stoğu bağlamında baktığımızda gerek Kütahya gerek bizim temsil ettiğimiz Bursa maalesef yapı stoğu açısından nitelikli yapı stoğunu ihtiva etmiyor. Bursa üzerinden özellikle örnek vermem gerekirse %65'i niteliksiz yapı stoğu. Yani aslında bugün deprem olsa ilk zarar görecek yapı kitlesinden bahsediyorum. Kütahya'da eminim çok farklı değildir ve buralar maalesef ülkemizin birçok yeri gibi depremsellik açısından çok ciddi sıkıntılar taşıyor. Ve dolayısıyla depreme karşı hazırlığın en büyük yolu, en önemli yolu kentsel dönüşümü sürekli hale getirebilmek kentlerde. Kentsel dönüşümü sürekli hale getirebilmek için daha önceki süreçte olan gönüllülüğe dayanan, tamamen uzlaşıya neredeyse dayanan uygulamalarla idareler yolda alamadı açıkçası. Hani Bursa üzerinden ben örneklemek istiyorum. Çok kolay değil tamamen bir uzlaşı elde edip burada kentsel dönüşüm hareketi yapabilmek. Ama devletin şu an getirdiği mülkiyet yasası da doğrudan tek başına çözümcü değil. Maalesef vatandaşın mülkiyet hakkına veya istemsiz olarak kendi bölgesini terk etmesine yol açacak bir uygulama içeriyor. Ben bunun kendi genel merkezimize de söyledim. İyileştirilmesi yönünde adımlar atmak lazım. Karşılıklı olarak bu işi nasıl kentsel dönüşümü kolaylaştıracak hale getirebiliriz diye aslında bunu çalışmak lazım. Bu tek başına burayı rezerv alan ilan ediyorum, mülküne el koyacağım, arsana el koyacağım demekle de tek başına çözüm değil. Çünkü bir sürü hukuksal süreçler başlayacaktır. Elbette kamulaştırma olacak, elbette kişinin kendi ederi üzerinden bir değer alacağını öngörüyor yasa ama maalesef burada hukuksal süreçler de gelecek. Gene vatandaş devletle karşı karşıya gelmiş olacak. Ama bu devletle karşı karşıya gelmeden bunu sadece uzlaşıyla halletmenin de çok olmadığını gördük. Maalesef kentsel dönüşüm Türkiye genelinde istenilen noktada devam edemiyor. Ufukta bekleyen de bir deprem var. 6 Şubat'la maalesef çok kötü bir deneyim yaşadık ülke olarak. O zaman bu noktada biz de aslında kendi genel merkezimizde buradaki artı tarafları tutup negatif tarafları nasıl iyileştirebileceğimiz yönünde telkinde bulunduk, öneride bulunduk. Ama devletin de bu noktada yaşayacağı hukuksal sorunlar karşısında zaten belki de geri adım atacağını düşünüyoruz. Çok kolay bir süreç değil ama net altını çizmek gerekirse deprem bölgesiyiz. Hepimiz potansiyel risk taşıyoruz. Yapılarımız hiç güvenli değil. Yol almak adına dönüşüme veya güçlendirmeye girmek zorundayız. Ama karşılıklı ortak akılla üretilmiş yasalar ve yönetmeliklerle diyelim. Peki neden böyle bir yasa çıkartılma gereği duyuldu mülkiyet yasası? Şu nedenle aslında işte dediğim gibi uzlaşıya bırakıldığı için çok kolay yol alınamadı. Yani burada mevcut illerde devlete ait, hazineye ait çok fazla yerin kalmadığını söylüyor bize idareler. Özellikle Bursa ölçeğine bakıyoruz biz. Büyükşehir Belediyesi'nin elinde aslında rezerv alanı ilan edebileceği mülk yok, bölge yok. Dolayısıyla bazı yerleri işte çevre şehircilik üzerine veya bazı yerleri illerin yaptığı kendi kentsel dönüşümlerde rezerv alan ilan edebilmenin olasılığı yok. Bu yüzden bazı bölgeleri, belki ben bunda niteliksiz bölgeleri seçeceklerini düşünüyorum, rezerv alan ilan etmek üzere kolaylaştırmak için bu mülkiyet yasası çıkartıldı.
Ama dediğim gibi çok da handikap içeriyor. Tam olgunlaşmış bir yasa değil. Sıkıntılar barındırıyor. İnsanları korku kapladı. Kendi evine ne zaman rezerv alan ilan edileceğinin bir garantisi veya bir takvimi yok. Dolayısıyla bu şüphe aslında insanlara ayağa kaldırdı. Dediğim gibi biraz ortak akılla iyileştirilmesi gereken bir süreç. Karşılıklı hukusal süreçler de devam ediyor. Genel merkezimiz bizim dava açtı bu mülkiyet yasasına. Sormadan, izin almadan kişinin mülkünü rezerv alanı olarak ilan etmenin de önüne geçecek şekilde uygulamalara ihtiyaç var. Bu noktada hukuksal süreçler devam ediyor. Mimar odası olmak üzere inşaat mühendisleri ve birçok odanın ben bu noktada dava açtığını biliyorum. Vatandaşlar da fark ettikçe açacaklardır ama dediğim gibi sadece uzlaşıya dayanarak da gitmiyor. Biraz kısır döngü iyileşmeye ihtiyacı var diyelim.